Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Navigation Drawer'ımıza ilgili Recycle View eklemeyi göstermeye çalışacağım. Bir önceki derslerimizde hatırlarsanız şuradaki toggle butonun çıkmasını sağlamıştık ve şöyle açılı ve kapantı olaylarını ele alıyorduk. Gördüğünüz gibi içi boş, herhangi bir şey yok. Şimdi yapacağımız şey ise şuradaki beyazlığa bizim Recycle View'umuzu yerleştirmek. Ve önceki derste ne yaptık? Orada görülecek bir tane satırın elemanlarını tutacak bir sınıf hazırladık. Navigation Drawer Fragment, Navigation Drawer Item diye. Bu bir satırda bir başlık ve bir ilgili resmimiz vardı. Onunla ilgili getir ve satırları yazdıktan sonra getData metodunu oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi imajların bilgileri, başlık bilgileri buradaydı. Bu bir ArrayList vardı, bunun içine bunu ilgili elemanlarla doldurmuştuk ve geriye göndermiştik. Şimdi yine Recycler View'dan hatırlayacağınız gibi ne yapmamız lazım? Bir tane elemanın, bir tane item'ın gözükeceği layout'u oluşturmamız lazım. Bu yüzden buraya geliyorum. Şöyle tek satır XML diye bir şey oluşturuyorum. Tek satır. Lineer layout olsun. Okey diyorum. Ve açıkçası vakit kaybı yapmak istemiyorum artık. Bunu defalarca yaptık ve artık sanki bizim konumuz hani Recycler View'da değil. Bir layout nasıl hazırlanır o da değil. Aslında amacımız Navigation Drawer olduğu için şunları şöyle seçip yapıştırıyorum. Şöyle bir üstünden gidecek olursak öncelikli olarak şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir imajımız var. Şurada da bir başlık bilgimizi içeren bir text view var. Lineer layout'u hazırlarken şuradaki orientation horizontal yaptık ki eklediğimiz elemanlar yan yana gelsin. Gravity olarak merkeze gelsin dedik. Clickable yaptık bunu. Şuradaki image view'umuzun değerleri önemli. İkonlarımızı 20-20 yaptık. Material Design dokümanına göre soldan ve sağdan 16 dpi'lik margin verdik. Ve ilk olarak, ilk imaj olarak da discard diye bir imaj atmışız. Çok da önemli değil. Çünkü bunları dinamik olarak dolduracağız biz. Text view'umuzda da bir title değeri var. Şuraya başlık, imaj, ikon. Tamam, title dursun. Bunun da yine 16 ve 16 dpi olmak soldan ve sağdan marginleri var. Text size'ını da 14 sp olarak belirlemişiz. Görünme rengi de siyah olarak belirlemişiz. Evet, bunu da hazırladık. Buradan çıkalım. Şimdi yapmamız gereken ne? Bunu yaptıktan sonra artık bu Recycler View'u ele alacak bir adaptör sınıfı yazmak. Buraya geldim. Emre adaptör diyorum yine bunun adına. Okey'e bastım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken neydi arkadaşlar? Bu sınıfı neyden extend edeceğimiz ve de bunu nasıl kullanacağımız. Extends diyorum. Neydi bunun? Extend ana sınıfı Recycler View nokta adaptör sınıfındaydı. Ve bu özel olarak bir View Holder sınıfı istiyordu. Ben bunu diyorum ki Emre adaptörün içinde My View Holder diye bir sınıf yaratacağım. Oradan okursun diyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Class dedikten sonra My View Holder diye bir sınıf yaratıyorum. Şuradaki ismin aynısı olmasına dikkat edin. Bunu da yine Recycler View'un hazır olan View Holder sınıfından extend ediyorum arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra öncelikli olarak buraya Alt Enter deyip bu bir constructor metodu istiyor. Yine aynı şekilde buraya Alt Enter dersem de 3 tane metodum vardı hatırlarsanız bunları buraya implemente etmem gerekiyordu. Şimdi buradakilerin ne olduğunu anlatmıştık. On create view holder ne yapıyordu? İlk inflation işlemleri burada yapılıyordu. On bind view holder'da find view by id ile şu tek satır XML'de oluşturduğum öğeleri alıyordu. Ve bunun içinde bir set data veriyorduk ki onu da view holder'ın içinde ilgili verileri atıyorduk. Şimdi hızlı hızlı yapalım. Bunu yapmak için ne yapıyorduk öncelikli olarak? Şuradaki emre adaptöre bir constructor yazıyorduk. Bu constructor ne zaman çağrılıyordu? Bu sınıftan herhangi bir nesne oluşturulduğu zaman. Şimdi burada biz daha önceki örneklerden hatırlarsanız bazı şeylere ihtiyaç duyuyorduk ve en başta oluşturalım bunları. Context değeri oluşturalım. Bu context neye yarayacak? Bizim layout inflator servise erişmemizi sağlayacak. Daha da bir de layout inflator nesnesi yaratalım. Bunu da yapalım. Bir de arkadaşlar burada kullanacağımız bir ArrayList yaratalım. Bu ArrayList'in içinde de ne vardı? Navigation Drawer itemları tutan bir ArrayList'i. Buna da data diyelim. Data da demeyelim. mData list diyelim.
Bu değişkenleri burada oluşturuyoruz ve bundan bir nesne üretildiğinde diyorum ki senin konteksin, yani bu sınıftaki konteks sana parametre olarak gelecek diyorum. Konteks C. Nereden yollayacağız biz bunu? Main activity'den veya çalıştırıldığı, yani bunu oluşturduğumuz yerden biz bu konteksi buna yollayacağız ki buradaki sınıfın bu konteksten haberi, bilgisi olsun. Daha sonra inflator'ı nasıl başlatıyorduk? Inflator, yani bu sınıftaki inflator diyelim. This nokta inflator eşittir diyorum. Layout inflator from deyip konteksten çağırabiliyorduk hatırlarsanız. Bir de m data listimde neye eşit olacak? Sana parametre olarak gelen şuradan ArrayList gelecek sana bir tane. Onun içinde Navigation Drawer item'lar olacak. Buna da data diyelim. Ve buradan gelen data da senin M data listine yerleştir diyeceğiz. Şimdi bu adaptörü biz nerede tanımlayacağız arkadaşlar? Hatırlarsanız bunu biz nerede yapacağız? Şurayı açtığımda şuradaki fragmentin içinde. Yani main activity'de değil, fragment sınıfımın içinde yapmam gerekiyor. Şuraya geldim. Şuraya diyorum ki hani burada view oluşturuldu ya, set up recycler view diye bir metot oluşturacağım. Tabii ki böyle bir metot şu an için mevcut değil. Alt enter'a basıp bunu bir şuraya oluşturalım. Şimdi bu recycler view'u öncelikli olarak buraya getirmemiz gerekiyor ki biz buna set adaptör deyip recycler view dedik eşittir. Ne diyeceğiz buna? Find view by id ile bunu bulmam lazım. Ama gördüğünüz gibi ben buradan buna ulaşamıyorum. Bu recycler view yani benim neredeydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi fragment şuradaki fragment xml'imin içindeydi, değil mi? Gördüğünüz gibi burada tanımladık bunu. Yani aslında neyin içinde? Şuradaki inflation yapılan v'nin içinde. O yüzden ben buradaki metoda şuradaki v'yi gönderirsem eğer şuraya da sana bir tane view nesnesi gelecek dersem bu v'ye bastığımda gördüğünüz gibi find view by id ile r nokta id nokta recycler view diyebilirim. Ama herhalde onun adını vermedim. Yok, vermişim. Drawer list diye bir isim vermişim. Drawer list. Alt enter'a bastık. Ne zaman ki recycler view setup metodu çalıştığında ben buradaki inflate ettiğim v'yi buna gönderiyorum ve onun içinden recycler view'umu buluyorum ki daha sonra recycler view nokta set adaptör diyebileyim. Recycler view nokta set adaptör demek için. Şu an benim bir adaptör nesnem yok. O adaptör nesnesini Emre adaptörden oluşturacaktık. Adapter diyelim. Eşittir new Emre adaptör dersem bu benden 3 tane 2 tane parametre istiyor. Neden istiyor? Çünkü ben bunun constructor'ına senden bir nesne oluşturulduğunda sana 2 tane parametre gelecek. Bir tanesi context, bir tanesi de bir ArrayList gelecek demişim. Şimdi buradaki context değerini biz buradan direkt olarak this diyemeyiz. Niye? Çünkü bu bir şey değil. Siz söyleyin onun adını. Bir activity değil. Direkt olarak get activity diyebilirim. İkinci parametre olarak da benden bir ArrayList istiyordu. O ArrayList'i nasıl yapardık arkadaşlar? Navigation Drawer item.getData metoduyla ben bunu buna yollayabilirim. Neden? Çünkü buna böyle erişebiliyorum. Çünkü ben buradaki bu getData'yı tanımlarken hem public verdim hem static verdim. Böylece Navigation item driver item'dan herhangi bir nesne üretmeden direkt noktaya basarak bu metoda ulaşabiliyordum. Ve bu metotta gördüğünüz gibi geriye bir data list, bir array list gönderiyor. Bunu yaptıktan sonra artık buraya bir adaptör diyerek Recycler View'um adaptörünü uygulamış oluyorum. Ama tabii daha henüz adaptörün içini doldurmadık. Şuradaki get item count'a ben m data listimin size'ını göndereceğim ilk başta. Değil mi? Şuradaki onCreate view çağrıldığında neler yapacaktık? Bir tane view nesnesi tanımlayacaktık. View v deyip daha sonra şurada oluşturduğum inflator'ı işte burada kullanacağım. Inflator nokta inflate resource olarak r nokta layout nokta bir tane satırı gösterecek layout'u vereceğiz. O da tek satır diye belirtmiştik. Daha sonra da ne yapıyorduk? Şuradan gelen parent ve
Daha sonra da false değerlerine geçiyorduk buna. Ve gördüğünüz gibi bu metot bir my view holder nesnesi geriye gönderiyor. O zaman diyorum ki my view holder eşittir new my view holder diyorum. Ve bu sefer de bakıyorsunuz ki my view holder'dan bunun constructor'ı da burada. Şuradaki public yazsa da yazmasa da bu bir constructor. Gördüğünüz gibi view tipinde bir eleman bekliyor. Şurada inflate ettiğiniz şeyi buraya göndermeniz gerekiyor. Ve bu metotta geriye ne gönderecekmiş? Şuradaki holder'ı gönderecek. Çünkü holder'ın tipi myViewHolder ve gördüğünüz gibi metodun geri gönderme tipi de myViewHolder. Burası da tamam. Şimdi geldik onBindViewHolder'a. Bu da hangi eleman tıklandıysa ona göre, mesela dördüncü eleman tıklandıysa sizin o array listeki dördüncü elemandaki birileri alacak, ilgili view'a atayacak. Bu yüzden diyorum ki benim elemanlarım Navigation Drawer Item tipinde tıklanılan diye bir nesne yaratıyorum. Ve benim mData listimin get deyip şuradaki position değerini kullanarak atıyorum. İkinci eleman tıklandıysa, ikinci elemanda neler yazıyorsa şuradaki tıklanılan da onlar var. Daha sonra da şuraya gelen holder'la holder.setData diyerek bunları MyViewHolder sınıfına gönderiyorum. Buradaki atamalar burada yapılacak. Bunları RecyclerView'da hızlı hızlı anlattığım için burada hızlı hızlı geçiyorum aslında. Bu metot burada mevcut değil. Oluştur dedim. MyViewHolder'da bunlar oluşturuldu. Şimdi burada MyViewHolder'dan bir nesne yaratıldığında ben diyorum ki bunun içinde neler vardı? ViewHolder'ımın içinde. Bir tane TextView'um vardı. Başlıkları tutan. Bir tane de ImageView'um vardı, yanındaki resimleri tutan. Şuraya geldiğimde başlık eşittir. Şuradan gelen ItemView'u kullanarak FindViewById'yi çağırabilirim. R.id. Ne demiştik tek satırdaki şeylere? Şuraya bakarsak ImageView'umuzun adı imgicon. Text view'umuzun adı title. Başlığımızın adı title olacak. Şurayı Alt Enter'a bastım. Resim içinde img ikonu bulacağım item view'un içinde. img ikon. Evet. MyViewHolder'dan ilk nesne yaratıldığında bunları bulacağım. Ve bunları bulduktan sonra da ne yapmam lazım? Şuradaki setData'da bunları değerlerini doldurmam lazım. Bu sınıftaki diyorum. Şurada oluşturduğum başlık setText diyorum. Tıklanılan öğenin tıklanılanın verisini, yani get başlık bilgisini al ve buna ata diyorum aslında. Bu sınıftaki resmin set image resource'una bu sefer de ne yapacağız? Tıklanılandaki get image id resim id deyip bunu da buna atıyorum. Böylece tıklanan öğe ne olacak? Benim data listimden okunup ilgili değerler buraya atılacak. Evet, şu an için adaptör sınıfı da bitti aslında. Şöyle bir test edelim bakalım bir hatamız var mı? Hata olmasa bile arkadaşlar ne dedik? Şimdi biz burada adaptörü atadık ama herhangi bir layout vermediğimiz için aslında boş gelecektir yine. Gördüğünüz gibi henüz bir şey gözükmüyor. Şuraya geliyorum hızlı bir şekilde şey ataması, layout ataması yapacağım. Bunu yaparken de yine recycler view nesnemi kullanarak recycler view nokta set layout manager'ı kullanıyorum. Benden bir layout manager tipinde nesne bekliyor. New diyorum. Satır içinde hemen yapacağım bunu. Bu sefer linear layout manager kullanıp bu da benden context bekliyor. Get activity diyerek bunu buradan veriyorum. Böylece layout'umuzu da tanımlamış oluyoruz. Yani lineer olarak, vertical olarak ekranda gözükmesi lazım. Ve gördüğünüz gibi
Cycler View'umuz güzel bir şekilde geldi. Şuradaki renkleri, onlar nereden geliyor? Tek satır XML'den geliyor. Şuradaki Image View'dan. Şuraya bir Tint diye bir özelliğimiz vardı. Buna mesela Accent Color dersek, oradaki resmin rengini bununla karıştıracaktır. Böylece daha uyumlu bir görüntü olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi benim Accent Color'ım bunlara uygulandı. Evet, şu an için Recycler View'umuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Açıldı, kapandı diye bize uyarı veriyor. Yani şu örneği bitirirken mesela şuradaki elemanlara bir tıklama olayını nasıl ekleriz onu da bir anlatayım. Belki biraz karışık gelebilir. Nereye uygulayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Şurada sizin öğelerinizi gösterirken adaptör sayesinde gösteriyorduk ya. Orada şuradaki My View Holder'da gördüğünüz gibi öğeleri ele aldık. Hani başlığı git bul, resmi git bul. Buraya gelip şuradaki bütün view'a yani o tüm satıra yani aslında ne demek istiyorum? Şuradaki tek satır XML neyin içinde? Item.view'un içinde. Buraya gelip arkadaşlar set on click listener diyerek new on click listener diyerek oradaki elemanların tıklanma durumlarını ele alabilirsiniz. Buraya da mesela bir tane toast mesaj yazalım. Kontekst olarak konteksti verebilirim burada. Çünkü en başta hatırlarsanız ben bunu dışarıda oluşturdum ve burada atamasını yaptım. Kontekst. Daha sonra yazılacak yazı ne olsun? Şuradaki başlık bilgisinden gelen bunun biz teksini alalım ve string'e çevirelim. Bunu ekranda gösterelim. Ve daha sonra da length log diyerek bunu ekranda gösterelim. Bunu yapalım. Şu diğer örnekte yaptığımız şunları silelim karışmasın. Açıldı kapandı yazılarını. Evet, şimdi bir daha bir çalıştıralım bakalım. Açıldı. Tıkladım. Ormanı tıkladım. Gördüğünüz gibi elemanın adı yazdı. Siz artık burada ya fragment oluşturursunuz, aktivite oluşturursunuz, başka bir sayfaya yönlendirirsiniz. Sizin elinizde. Ama Navigation Drawer'ınız şu an için bu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu da böyleydi. Video bitmeden bir de şeyi gösterelim. Bu Navigation Drawer'ımızın tipi neydi? Full. Şuradaki resimde bir daha göstereyim. Full height'tı. Bir de bunun clip versiyonu var. Onu nasıl yaparız? Hemen ondan da bir bahsedelim. Örneğimizi açalım bir. Yalnız onu göstermeden önce bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir durum var. Şimdi ben buradan bunu sürüklediğimde gördüğünüz gibi şuradaki ikon değişmiyor. Şöyle bir daha sıfırdan başlatayım. Normalde onun hamburger ikon dediğimiz o 3 tane çizgiden oka dönüşmesi gerekiyordu. Ama şu örneğimizde maalesef ki gördüğünüz gibi değişmiyor. Bunun değişmesi için arkadaşlar şurada oluşturduğumuz add driver listener metotlarında şurada on drive slider'a bir tane eski örneklerde süper diye geçiyordu, erişiyorduk. Ama artık yeni sürümde şöyle yapıyoruz. M drawer toggle dedikten sonra nokta deyip on driver slide metodunu override etmemiz gerekiyor. Yani kurucu sınıfına ulaşmamız gerekiyor. Buraya da buradan gelen değerleri yollamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız an, şimdi bir daha bir tekrar edelim. Böylece o açılma anında o ilgili ikonun şuradaki sync state metodu yardımıyla şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi değişmeye başladı. Şöyle yaptım. Şu an göremiyoruz ama evet. Bunu birazdan daha iyi göreceğiz. Ne yapalım demiştik? Bu full activity'ydi. Bunu clip dediğimiz versiyona dönüştürmek için şuradaki activity main'i sadece değiştirmemiz yeterli. Yapacağımız işlem linear layout'u dışarı alıp toolbar'ı şuradaki driver layout'u toolbar'ın altına almak. Bunun için öncelikli olarak şu linear layout'u dışarı alıyorum. Yine hani kök eleman buymuş gibisinden şuradaki şema bilgilerini kopyalayıp kesip şuraya yapıştırıyorum. Ve şunları aldım.
ilgili toolbar'dan sonra gözüksün diyorum. Şimdi bir test edelim. Ne yaptık aslında? Öncelik toolbar falan gözüksün. Daha sonra driver layout geldiğinde de bunlar toolbar'ın aşağısında gözüksün demiş olduk. Açıldı. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi animasyonumuz da oluyor ve benim navigation drawer'ım toolbar'ımın altında çalışıyor arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Karışık gelmemiştir. Hani karışık geldiyse veya bu örnek niye bu kadar uzadı diye sorarsanız, fark ettiyseniz zaten Recycler View'u kurmak ve onun ayarlarını yapmak için biraz uzadı. Aslında Navigation Drawer sadece şurada Main Activity'de ne yaptık? Burada Setup Navigation Drawer diye bizim şeyimize, fragmentimize gönderdik ve şuradaki kodlar sayesinde ekranımıza geldi bizim Navigation Drawer'ımız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.